Efendim bizimki asıl olan irfandır diyorlar. İrfan dediği de yalancılık, dolandırıcılık. İrfan bunların Pir Bayezid-i Bistami'nin hocası Ebu Ali Es-Sindi el-Kürdi namaz dualarını da bilmiyordu. Onun hayatını yazan tabakat kitapları hepsi böyle diyor. Namaz dualarını dahi bilmiyordu ama tasavvufu iyi biliyordu. O zaman tasavvuf farklı bir dinden bahsediyor, değil mi hocam? Yani geliyor ondan sonra Bayezid-i Bistami diyor ki sen bana irfani öğret, ben de sana namaz dualarını öğreteceğim diyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Namaz dualarını bilmeyen irfan sahibi oluyor. Çok da büyük bir veli oluyor. Veli oluyor. Valla bizim maalesef bizim Diyanet'in tepesinde bulunanlar da bunların mekanlarını ziyaret ediyor ve onları övüyor ve diyor ki asıl olan irfandır. Sizin hizmetiniz irfanla siz hizmet veriyorsunuz. Asıl olan irfandır. Onları Evet. övüyorlar, takdir ediyorlar, hizmetlerini övüyorlar maalesef. Maalesef. Nasıl öyle bir ondan sonra efendim gelin Türkiye bütün İslam ülkeleri için örnek olmalıdır. Tamam geldik. Nedir senin örneğin? Senin örnek dediğin sizin İslam anlayışınız nedir? Birisi doğrudan doğruya Allah'la görüştüğünü iddia ediyor. Evet. Ve siz de efendim Onu taltif ediyorsunuz. onu taltif ediyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Bu iddiada bulunuyor. Ve müritleri de diyor ki Allah'ın tek kendisidir. Allah'a tek kemiğe büründü de bu şeyhin bedeninde insanlara göründü diyorlar. Peki başka İslam ülkeleri bu anlayışı mı kabul etsinler ya? Evet. O biri de diyor ki diğer bir en büyük yani cemaate sahip diğer bir şeyh şu anda diyor ki melekler diyor benim hizmetimi görmek istiyor da ben meleklere diyorum ki siz durun. Müritlerim benim hizmetimi görsünler ki onların mertebeleri daha da Yükselsin. yükselsin. Yani melekler onun hizmetini görmek istiyormuş. Peki siz İslam dünyasını bu anlayışa mı davet ediyorsunuz? Bu anlayış etrafında mı toplansınlar? Efendim Türkiye örnektir bütün İslam ülkeleri için. Ya evet Türkiye örnek olmalıdır. Ve Türkiye'de gerçekten o potansiyel vardır. Evet. O ilim ehli de vardır. Fakat siz o ilim ehline itibar etmiyorsunuz. Gidiyorsunuz o şeyhlerin peşine düşüyorsunuz. Böyle şarlatanların peşine düşüyorsunuz. Peki onların o şeyhlerin iddiaları onlar hakem olamaz. Yani diğer İslam ülkeleri nasıl bu anlayışı kabul ederler? Siz 47 İslam ülkesinden delege topluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu zamanın müceddididir. Adam konuşamıyor, yürüyemiyor. Ya konuşamıyor bir yani Kendine faydası, hayrı yok. ya müceddit dediğin ne müceddit dediğin yani Bir eseri olur, bir dinin birikimi olur. yenileyicisi yani yenileyici nasıl bir şeyler söyleyecek adam hiçbir şey Evet. bilmiyor. İki cümle Arapça konuşamıyor. Nasıl oluyor müceddit? Ve çıkıyorlar o baş yardımcısı diyor ki Evet. diğer müceddidler diyor 100 senelik için şey yapmışlardı. Bu 400 senelik için diyor. 400 sene müddette bu adamın izinden Ayrılamazsınız. yolundan gideceksiniz. Ya sizin müceddit ha bunu da Diyanet'in tepesindeki zatlar da kimse bir şey demiyor. Ya siz kimsiniz ki ya? Sizin müceddit seçtiğiniz adam ne? İlmi mi var? Hadis uzmanı mı? Fıkıh uzmanı mı? Nedir? Müktesebatı ne? Yok. Maalesef akademisyenler dahi hiç kimseden ses çıkmıyor yani. Çıkmıyor maalesef. Yani demiyorlar ki ya müceddit dediğin ne? Müceddit bu ise Müslümanların İslam dünyasının hali de böyle olur. Müceddidiniz bu ise. Evet. Yani şimdi siz gelin efendim İslam dünyası için Türkiye örnektir. Gelin efendim bizim İslam anlayışımızı kabul edin. Güzel kabul edelim. Evet. Hangi İslam anlayışınızı kabul edelim? Siz Türkiye'de müktesebat sahibi İslami bilen insanlara bir değer vermiyorsunuz. Evet. Gidiyorsunuz bunların peşine düşüyorsunuz. A diğer bir şeyh de o da internette var. O diyor ki kainatı biz idare ediyoruz diyor. Ha bunlar Haşa. hepsi bu da internette var. Haşa haşa ya. Veliler Meclisi var diyor. Bu Veliler Meclisi diyor biz kainatı bizim kararımız olmadan hiçbir şey olmaz diyor.
Yani Allah bir şey yapamaz onların kararı Yani olmadan. Diyor, hatta diyor ki Yunanistan'da diyor ekonomik kriz çıktı diyor. Biz önledik. Biz diyor Selanik'te toplandık diyor. Biz evet. Veliler diyor. Sabah namazından sonra Selanik'te toplandık. Bu kadar yalan olur mu hocam? Ve ondan sonra tartıştık, bu Yunanistan'ın ekonomisi batsın mı batmasın mı? Karar aldık batmasın. Ama onun üzerine biz karar alınca Avrupa ülkeleri ona yardım etmeye başladılar. Ha bunlar böyle. Ve bunlar itibar görüyor. Maalesef. Yani şimdi siz İslam dünyasını bu anlayışa mı davet ediyorsunuz yani? Bu anlayışı kabul eder mi ya? Onlar da size güler ya. Bakınız Türkiye bizi hangi anlayışa davet ediyor demezler mi? Bizim Diyanet İşleri Başkanı, ben görevliyken başkan yardımcılarından birisi bana dedi ki, ben vaktiyle Suudi Arabistan'da dedi din işleri müşaviriydim dedi. Evet. Filan şeyh dedi geldi dedi Medine'de dedi geldi ağlıyor bana. Diyor ki beni Medine valisine götür. Niye dedim diyor. E dedi ki Peygamber Efendimiz bana diyor ki benim türbem akıyor. Ve Suud makamları benimle ilgilenmiyor, benim türbemle. Sen ilgilen diye bana emir veriyor. Ve ağlayarak anlatıyor diyor. Ya diyor şimdi götürmezsem bana anlattı. E götürmezsem diyor ya diyedi bunun müritleri ya şeyler vardır. Devletin yüksek kademelerinde müritleri vardır, iş adamları vardır. O korktum, peki götüreyim seni dedim diyor. Götürdüm Medine valisine. Medine valisi dedik ya sen ne biçim? Sen din işleri müşaviri misin ha? Bu saçmalıklara nasıl inanıyorsun bana dedi diyor. Vallahi dedim ki yani vali, sayın vali, ben inanmıyorum da korkuyorum yani. Niye? Ya bunun müritleri benimle uğraşır yani, ben bunu getirmezsem. Ve siz de eğer bunun sözüne itibar etmezseniz sizin aleyhinize propaganda yapacaklar. Bunlar Vahhabidir. Peygamber'e de saygısı yok. Peygamber'in türbesi akıyor. Bunlar efendim ilgilenmiyor falan diyecekler. Ha öyle mi dedi diyor ha. E öyleyse peki ne yapmamızı istiyor? Dedi diyor ki dedi biz şey yapacağız şimdi. Gösterse neresi akıyorsa efendim çimento yapalım, harç yapalım. Kapatalım orayı. Ha kapatalım orayı. Ben ona dedim, dedi yok. Peygamber Efendimiz bana emir verdi. Bizzat kendi elimle yapacağım dedi diyor. Ya peki dedik diyor. Şimdi yapsın. Adam diyor bir kovada diyor harç yaptı diyor. Ve çıktık diyor. Yani. Türbenin üzerine. Türbenin kubbesine çıktık diyor. Ha diyor o soyut makamları, o subaylar diyor, polis müdürleri de. Bak adam malayı aldı eline diyor. Ha diyor burayı ben Peygamber Efendimiz tarif etmişti. Suyu orayı diyor. Herkes de kah 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 gülüyor. Türkiye'deki mürşitlere bakın. Türkiye'deki velilere bakın. Ha, siz onlara yazık güldüğünüz ya. Gibi onlar da size gülüyor. Gülerler, sizin abi. Anlayışınız bu ise siz evet. Bu anlayışa mı davet ediyorsunuz? Müslümanların birliğini bunlar mı savunacak yani? Aklı başında bir insan. Örnek bunlar mı olacak? Ha. Yani Kur'an'ı bilen, hadisi bilen, fıkhi bilen bu anlayışı kabul eder mi? Ama Türkiye evet gerçekten de Türkiye'deki potansiyel, Türkiye'deki ilim adamları hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Evet. Ha bunu İslam dünyasını yakından bilen bir insan olarak ben bunu yani öyle şey olarak değil, bütün İslam dünyasını biliyorum. Kimde, nerede, ne varsa hepsini biliyorum. Türkiye'deki ilim ehli hiçbir İslam ülkesinde yok. Ama siz konuşturmuyorsunuz ki bunları.